Evet arkadaşlar, 41. sorudayız ve burada devlet bütçesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 41. soruyu görüyorsunuz. Şimdi siz bu 41. soruyu okuyup cevaplamaya çalışın. Ben de size biraz zaman vereyim, sonra birlikte cevaplayalım. Hülya A diyor, Fatma C diyor. Evet, diğer arkadaşlar da cevap versin. Sema A diyor. B veya C arasında kaldı Ayfer. A diyor Ahmet. Ayfer C'ye karar verdi. Hayriye gidiyor, geliyor. Hayriye hoş geldin gene. Evet, cevabımız arkadaşlar 41. soruda Hakan da C dedi bu arada. Hemen bakıyoruz. Evet, cevabımız arkadaşlar 41. soruda Adana olacak. Neden Adana olacak? Siz bu sayıştayı neyle karıştırdınız biliyor musunuz? Birazdan bahsedeceğim size. Genel uygunluk bildirimiyle C diyen arkadaşlar, burada genel faaliyet raporu diyor ya. C diyen arkadaşlar bunu genel uygunluk bildirimiyle karıştırmış olabilirler. Şimdi normalde sorumuz şu. Beraber bakalım. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na göre merkezi yönetim kapsamındaki idarelerle sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösteren faaliyet raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? Yani bize genel uygunluk bildirimini kim hazırlar demiyor. Genel faaliyet raporunu kim hazırlar diyor. Hangi genel faaliyet raporunu? Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerle sosyal güvenlik kurumlarının faaliyet raporlarını diyor. Cevabımız Adana. Nereden anlıyorum bunu? Bakın ben size bir tablo vermiştim. Böyle biraz daha küçülteceğim. İyice tabloyu oraya sığdırayım. Biraz daha küçülteceğim. Bu niye böyle oldu? İnelim biraz aşağıya. Biraz hafif büyütelim. Biraz daha büyütelim. Biraz daha büyütelim. Aslında bir tane daha büyür galiba. Hadi bakalım. Şimdi, bakın benim anlatmaya çalıştığım faaliyet raporu aslında bu. Bunu derste tahtaya çizmiştik hatırlarsanız. Ve notlarınızda var bu. Şimdi ben size demiştim ki, hep beraber bakalım şimdi. Mahalli idareler. Şimdi arkadaşlar, mahalli idareler, şurada en üstte solda. Yani belediyeler, il özel idareleri ve köyler yıl içerisinde yapmış oldukları işlemlerle ilgili faaliyetlerinin raporlarını bir örneğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve bir örneğini de mahalli idareler Sayıştay'a gönderir. Şimdi bu mahalli idareler yaptıkları faaliyetlerin raporlarını bir örneğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir örneğini Sayıştay'a gönderir. Bundan çıktık. Merkezi aşağıda solda merkezi yönetim kapsamındaki idareler ve sosyal güvenlik kurumları soruda da bunu soruyor bize zaten. Yapmış oldukları faaliyetle ilgili raporların bir örneğini Sayıştay'a, bir örneğini de Cumhurbaşkanlığına gösterir. Bu arada mouse hareketi gözüküyor mu bu arada ekranda? Görünmüyordur galiba. Bir örneğini Sayıştay'a, bir örneğini de Cumhurbaşkanına gönderir. Şimdi bak, burada merkezi yönetimden de mahalli idarelerden de top çıktı. Top nerede? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ve Cumhurbaşkanı'nda. Aa, gözüküyor mu mouse? Süper. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mahalli idarelerden topladığı faaliyet raporlarının hepsini bir araya getirir. Mahalli idareler genel faaliyet raporu hazırlar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütün belediyelerin, bütün mahalli idarelerin yapmış oldukları faaliyetle ilgili raporların bir örneğini Sayıştay'a, bir örneğini Cumhurbaşkanlığına ve gönderir ve bir örneğini de kamuoyuna açıklar. Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da top çıktı. Şimdi top nerede? Sayıştay'da ve Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanının elinde ne var? Merkezi yönetim kapsamındaki ve SGK'dan almış olduğu idare faaliyet raporları var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almış olduğu mahalli idareler genel faaliyet raporu var. Bunların ikisini, yani idare faaliyet raporları ile mahalli idare genel faaliyet raporlarını hazırlıyor. İkisine birlikte genel faaliyet raporu diyor.
Ve Cumhurbaşkanlığının hazırlamış olduğu, keza Cumhurbaşkanı kendisi yapmıyor bunu tabii. Muhtemelen Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapıyor bunu. Genel faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığı bir örneğini kamuoyuna açıklıyor ve bir örneğini de Sayıştay'a gönderiyor. Bakın her şey Sayıştay'da toplandı. Şimdi Sayıştay'ın elinde ne var? Abi Sayıştay'ın elinde idare faaliyet raporları var. Mali idareler genel faaliyet raporu var. Bir de ne var? Genel faaliyet raporu var. Bunların üçüne birden genel uygunluk bildirimi diyoruz. Ve Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına toplamış olduğu bu faaliyet raporlarına genel uygunluk bildirimi diyor ve bunların hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel uygunluk bildirimi diye gönderiyor. İşte bu Sayıştay'ın devlet bütçesine yönelik yapmış olduğu dış denetimdir diyoruz. Bu tabloyu ben derste tahtaya çizmiştim. Hatta silmiştim. Sizler yazmıştınız. 10 dakikada bunu aklınızda tutmuştunuz. Kitabınızda, notlarınızda bu tablo var. Burada hatta o notlarınızda tablonun altında az önce söylediğim sözlü açıklamalar var. Herhalde buradan anlaşıldı değil mi? Peki, geçiyorum 42. soruya arkadaşlar. Hadi bakalım 42. sorunun cevabı neymiş? Hadi bana yardımcı olun. Evet, 42. soru 2018 sınav sorusu bu arada. Sizlerden cevap bekliyorum. Adana, Adana, Hülya Adana, Ahmet Adana, Sema, Nisa Adana diyor. Evet, bakalım Adana mıymış? Diğer arkadaşlar da biraz daha baksın. Neymiş bunun cevabı? Evet, Mürsel Adana diyor. Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabı Adana. Haklısınız. Nasıl yani Adana? Şimdi diyor ki soruda, bütçe denkliğinden tamamen vazgeçmeden, yani bütçe denk olsun diyor. Ama diyor, ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel duruma göre bütçe açığı veya bütçe fazlası verilmesi gerektiğini savunan yaklaşım. Yani bu yaklaşım öyle bir yaklaşım olacak ki, yani bütçe açığı tamamen ortadan kalkmasın, bütçe açığı olsun, hatta bütçe fazlası olsun ama tabii ki amacımız bütçe denkliği olsun diyor. Bu yaklaşım hangisidir diyor Adana, siz dediğiniz gibi devri bütçe yaklaşımı. Şimdi arkadaşlar, Alvin Hansen 1929 ekonomik buhranının ardından öncülüğünü yapmış olduğu konjonktürel ya da devri bütçe teorisini ortaya atıyor. Diyor ki Alvin Hansen, bakın şimdi grafikle bunu anlamaya çalışalım. Alvin Hansen diyor ki, konjonktür kelimesini gördüğünüz zaman ben size ne demiştim? Lütfen şu dalgalanmayı, mavi çizgideki o dalgalanmayı çizin demiştim. Şimdi yatay eksende zaman, yani yıllar var. Dikey eksende gayri safi milli hasıla, yani toplam üretim var. Aslında istenilen şey nedir? Şu düz doğru çizgi, yani yıllar geçtikçe gayri safi milli hasıla düz bir doğru şeklinde ilerlesin. İstenilen budur. Ama arkadaşlar bu böyle olmaz. Neden olmaz? Çünkü bazen ekonomi gereğinden fazla genişler. Bak bu B noktasının üstünde zirve yazan yere gelir. Bazen ekonomi gereğinden fazla daralır ve bu çizginin altına düşüp dip noktaya gelir. Bazen ekonomi gereğinden fazla genişler falan filan. Aslında bu düz çizgi büyüme trendini gösterir. Şimdi Alvin Hansen diyor ki konjonktürel ya da devri bütçe teorisinde, eğer ekonomi, bakın şimdi A noktasından bu B noktasına geldiyse, yani zirveye çıkıp fazla genişlemiş ise, enflasyonist bir ortam var demektir. Bu kötü bir şey. Enflasyonu düşürmek lazım der Alvin Hansen. Peki nasıl düşüreceğiz? Enflasyonu birden zirveden alıp şöyle hurra aşağıya çekemeyiz der. Yani birden enflasyon aşağıya çekilmez der. Yani şu yeni yaptığım ok hemen olacak iş değil der. Birden enflasyonu aşağıya çekemediğiniz için, birden ekonominin dengeye gelmesini sağlamak mümkün olmadığı için, ekonominin genişleme dönemlerinde bütçe zaten fazla verir der. O yüzden ekonomide daraltıcı politika uygulayıp şu okun çizgiye gelmesi lazım. Bu da zaman alır, 7-8 yıl. Yani genişlemiş bir ekonomiyi tutup daraltmak 7-8-9-10 yıl alır.
Ya da bir ekonomi daralmışsa, dip noktaya ulaşmışsa aslında onu tutup şuraya, yukarıya çekmek lazım. İyi de hokus pokusla birden bunu tutup yukarıya çekemezsiniz ki der. Bunu nasıl yapacağız der. Bu 7, 8, 9, 10 yılda olur der. O yüzden benim için önemli olan yıllık denklik değil der Alvin Ansen. Bir ekonomi fazla genişlemişse onu daraltmak, fazla daralmışsa onu genişletmek lazım. Bu da 7, 8, 9, 10 yılda olur. O yüzden yıllık bütçe denkliği değil, 7, 8, 9, 10 yılda bütçe denk olsun yeter der. Bu da nedir abi? Devri bütçe teorisidir diyoruz. Bence anlaşıldı bu sorunun cevabı. Var mı sıkıntı burada? Yoktur diye düşünüyorum. Hadi 43. soruya bakın. Evet, doğru cevap Ceyhan diyor arkadaşlar. Evet, doğru cevap arkadaşlar Ceyhan 1, 2 ve 4. Yani soruda diyor ki 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre diyor. Yukarıdakilerden hangileri merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunun tablosunu oluşturdum. Şimdi genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerine bakalım birlikte. Şimdi genel yönetim kapsamındaki idareler normalde merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçesi ve mahalli idare bütçeleri diye üçe ayrılır. Aslında merkezi yönetim, genel yönetim diye bu üç bütçe, üç ayrı bütçe genel yönetim diye geçer. Ama merkezi yönetim kapsamındaki bütçeler, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici denetleyici kurumlar diye geçer. Bunu biliyorsunuz, ekler kısmında tablosunu size vermiştim zaten. Sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerini biliyoruz. Aslında bunlar 4 sayılı cetvel diye geçer. Hatta genel bütçeli idareler 1, özel bütçeli idareler 2, düzenleyici denetleyici kurumlar 3 sayılı cetvel diye geçer. Sosyal güvenlik kurumları ise 4 sayılı cetvel diye geçer. 2 tane sosyal güvenlik kurum bütçesi var. SGK ve Türkiye İş Kurumu diye. Mahalli idare bütçeleri de il özel idareleri, köyler ve belediyelerdir diyoruz. Bize soruda ne diyor? Hangisi diyor? Merkezi yönetim bütçesi içinde yer alır. Yani şu üçünü soruyor bize. Ve genel, özel ve düzenleyici denetleyici kurumu arayacağım. Yani genel bütçeli idare 1 var. Özel bütçeli idare var. 2 var. Bir de ne var? 4 var. Yani dediğiniz gibi cevap Ceyhan 2017 sorusuydu bu. Peki abi bakalım 44. soruya. 2016 sorusu. 44. soru, 2016. soru. Bu arada toplamda 70 soru var arkadaşlar. 70 soruyu çözelim bence hiç ara vermeden. 1-1,5 saat, 2 saat neyse. Harikasınız. 44. sorunun cevabı Edirne. Müthiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? Şimdi tabii ki 2016 yılında böyle değildi bu soru. O zaman Strateji ve Bütçe Başkanlığı yoktu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2018'de kuruldu. Bu soru 2016'da geldi. Orta vadeli mali planı o zaman Cumhurbaşkanı onaylamıyordu. Söylemeyeceğim şimdi, kafanız karışmasın. Başka bir kurum onaylıyordu. Ben soruyu tabii ki uyarlayarak, değiştirerek size sordum. Günümüze uyarlayarak sordum. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçeyi hazırlar abi. Ve orta vadeli mali planı hazırlar. Ve bunu sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı onaylar. İsterseniz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan ben bu soruyu geçmeden size bu süreçten biraz bahsedeyim. Şimdi önce Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar orta vadeli program hazırlanır. Önce orta vadeli program hazırlanır. Orta vadeli programı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı müşterek birlikte hazırlar. Orta vadeli programda stratejik planlar, kalkınma planları falan yer alır. Bu orta vadeli program Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Cumhurbaşkanı bunu Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar onaylayıp resmi gazetede yayınlar. Sonra orta vadeli program hazır ve orta vadeli programa uygun mali plan lazım bize. Orta vadeli mali plan o programa uygun parasal olguyu içerir ve
Ne dedik? Orta vadeli mali plan, orta vadeli programa göre hazırlanır. Kim hazırlar orta vadeli mali planı? Elbette ki aynı kişiler. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Strateji ve Bütçe Başkanlığı orta vadeli programa uygun olarak orta vadeli mali planı hazırlar. Daha sonra ne olur? Eylül ayının 15'ine kadar bunu yapar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yine Cumhurbaşkanı bunu onaylar, resmi gazetede yayınlar. Yine Eylül ayının 15'inde Cumhurbaşkanı bir bütçe çağrısında bulunur. Ve Cumhurbaşkanı kamu kurum ve kuruluşlarına ileriki dönemde ne kadar harcama yapacaklarına yönelik çağrıda bulunur ve onlara bütçe hazırlama rehberi, yatırım hazırlama genelgesi falan yayınlar, yatırım hazırlama rehberi verir ve kamu kurum ve kuruluşları Eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın çağrısına cevap verir ve kamu kurum ve kuruluşları taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na bildirir. Eylül ayı sonuna kadar. Ama 3 tane kurum var ki bunlar direkt isteklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir. Yani Sayıştay, 3 tane artist kurum diye derste bahsetmiştik hatırlarsanız. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisi ve düzenleyici denetleyici kurumlar direkt isteklerini, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderir. Bir örneğini de yine Cumhurbaşkanlığı'na gönderir. Sonra Ekim başı olmuştu hatırlarsanız. Ekim ayının 1'i. Artık Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı gelen çağrıları bir araya toparlar, inceler ve bütçe ve kesin hesap kanun teklifini hazırlar. 15 Ekim'e kadar, 1-15 Ekim arasında bunu hazırlar, Cumhurbaşkanı'na verir. Cumhurbaşkanı en geç 17 Ekim yani 1 Ocak mali yılbaşına 75 gün kala bütçe ve kesin hesap kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütçe ve kesin hesap kanun teklifi gider. Buraya yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğinde önce kime gider? Meclis Başkanı'na gider. Meclis Başkanı bunu Bütçe Komisyonu'na gönderir. Bütçe Komisyonu 30 üyeden oluşur ve bu 30 üyenin siyasi partilere göre dağılımı kanunda şöyle yazar. Der ki siyasi partilerin milletvekili sayısıyla orantılı olarak üye sayıları değişkenlik gösterir. Mesela bu sene 30 üyenin 15'i iktidar, 15'i muhalefetti. Geçen sene de 15'i iktidar, 15 muhalefetti. Ama bu 30 üye 15-15 her sene dağılacak diyemeyiz. Çünkü kanunda ne diyor? Siyasi partilerin milletvekili sayısıyla orantılı olarak değişir diyor. Yani seneye belki muhalefet, belki iktidar partisinin milletvekili sayısı değişir. O da üye sayısının değişmesine sebep olur. Sonra komisyonda, bütçe komisyonda 55 gün görüşülür. 75 gün vardı. 55 gün komisyonda görüşülür. Komisyondan sonra komisyonunu genel kurula gönderir. Genel kurul 20 gün bütçeyi bölümler itibariyle konuşur, oylar, kabul eder ve 1 Ocak gelmeden kabul edilir. 1 Ocak'ta yürürlüğe girer bütçe. Şayet meclis bütçeyi kabul etmezse ya da yetişmezse geçici bütçe uygulanır. Geçici bütçe uygulamasında süre eskiden maksimum 6 aydı ama yeni değişiklikle birlikte geçici bütçe unutmayalım lütfen. Yeni bir bütçe hazırlanıncaya kadar yeniden değerleme oranıyla eski bütçe uygulanır der. Yani yeni bir bütçe hazırlanıncaya kadar der yeni sistem. Evet bu şekilde orayı da tekrar etmiş olduk aslında. Geliyorum abi 45. soruya. Hadi 45. soruya da bir bakalım lütfen. Evet 45. sorunun o zaman cevabı Denizli arkadaşlar. Doğru Çağla Hülya Denizli. Şimdi arkadaşlar diyor ki mali mevzuatta yeri olmayan ödeneğin üstünde harcanan paranın ödenekleştirilip kullanım izni verildiği ödenek türü. Yani önce harcanıp sonra kullanım izni isteniyorsa diyor. Aslında normalde kural nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarına Türkiye Büyük Millet Meclisi harcama izni verir. Harcama izni verdikten sonra bu kamu kurum ve kuruluşları harcama yapar. Yani önce kullanım izni alınır, sonra ödenek aktarılır. Ama diyor ki, önce harcayıp sonra kullanım izni istenirse buna ne denir? Buna da
tamamlayıcı ödenek denir. 2015 sorusu ve güzel cevaplar verdiniz arkadaşlar. Süper. Geçiyorum. Hangisi? Bu arada şunlardan bahsedeceğim birazdan. Ek ödenek. Şimdi ek ödenek, aslında bu ek ödenek bilmiyorum bu sorularda var mı, ama ek ödenek nedir biliyor musunuz? Normalde ek ödenek en başta oluşturulmaz. Yani bütçe hazırlanırken ek ödenek oluşturulmaz. Çünkü ne oldu? Diyoruz ki arkadaşlar yetiştiremedik, hadi ek ders yapalım. Yani en başta derse başlarken hadi arkadaşlar ek ders yapalım demeyiz. Yetişmedi ya da bir şey oldu, işte hasta oldum, gelemedim falan, hadi ek ders yapalım deriz. Ek ödenek en başta değil, dönem içerisinde oluşturulur ve mutlaka ek ödenek, ek kaynak aktarılacaksa kamu kurum ve kuruluşlarına kanun çıkması gerekiyor. Yedek ödenek ise en başta bütçe hazırlanırken oluşturulur ve genel bütçenin %2'si kadardır yedek ödenek. Ve örtülü ödenek Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alır ve genel bütçenin 1/5'i kadardır. 1/5'ini geçemez diyoruz. Peki 46. soruya bakalım hadi. Hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda ekli, yani 3 sayılı cetvelde yer alan düzenleyici, denetleyici kurumlardan biri değildir? Hülya, Sema, Hakan, Ayfer, Fatma, Çağla, Edirne diyor. Hatta Edirne'ye mutlaka ekleme yapacak başka arkadaşlar da var diye düşünüyorum. Ahmet de Edirne diyor, Hayriye de Edirne diyor. Doğru cevap da o zaman Edirne oluyor. Harikasınız. Bakın arkadaşlar, az önce gördük. Genel yönetim kapsamındaki kuruluşların bütçeleri 3 tanedir dedik. 1 sayılı cetvelde genel bütçeli idareler, 2 sayılı cetvelde özel bütçeli idareler, 3 sayılı cetvelde düzenleyici denetleyici kurumlar var dedik. Ve Yüksek Öğretim Kurulu 3 sayılı cetvelde yok. Evet, süper. Ahmet diyor ki 2010 Ahmetciğim harikasın, ama A seçeneği yeni eklendi galiba diyor. Süpersin Ahmetciğim. Doğru. Ben 2014'te orada kalkan bir kurum vardı. Kaldırıldı o düzenleyici denetleyici kurum. Eskiden kaldırıldı. Onu kaldırıp soruyu güncelledim. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu. Şu anda neler var arkadaşlar? Düzenleyici denetleyici kurumlar. Şu anda ekranda gördüğünüz kurumlar. Yani radyo, televizyon, üst kurulu. Bunları ezberlersiniz. Bunlar kolay. Çoğunu biliyoruz. RTÜK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, SPK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu Gözetim ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu diyoruz arkadaşlar. Ve bunlar, unutmayalım, bunların hepsini ezberleyeceğiz, ezberlemelisiniz. Çok da kolay zaten, ezberleyeceğinize eminim zaten. Ve 47. soru arkadaşlar, 2013 sorusu, kesin hesap kanun teklifini hazırlayan organ kimdir diye soruyor. Lütfen soruyu cevaplar mısınız? Evet, Denizli Sema diyor, Ahmet Adana, Ayfer Denizli, Hakan Adana, Hülya Denizli diyor. Adana ve Denizli arasında git gel yapıyorsunuz. Kim hazırlar diyor, dikkat edin. Kim hazırlar? Kesin hesap kanun teklifini hazırlayan organ. Evet, süper Ahmet, bak harika. Ahmet çok güzel cevap verdi. Teklifi sunanı sormuyor, meclise vereni sormuyor, hazırlayanı soruyor. Denizli diyenler dikkat edin lütfen. Ve 2013 sorusuna bakalım o zaman. Bakalım şuradan, şuradan bakalım. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi kesin hesap kanun teklifi, kesin hesap kanun teklifi bir önceki yıl, bak ilgili olduğu dönem önceki yıldır. Yani örneğin 2018. 2018 yılında kamu, kurum ve kuruluşları ne kadar harcama yaptı, ne kadar gelir topladı, kesin hesapları ancak bir sonraki yıl bellidir. Şu anda 2020'deyiz. 2020 yılı bitmeden 2020 yılının kesin hesapları, yani kamu kurumlarının ne kadar harcadığı, ne kadar gelir topladığı belli değil ki. O yüzden
Önceki döneme aittir kesin hesaplar. Ve hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Kesin hesap kanun teklifini, önceki döneme ait kesin hesap kanun teklifini Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlar, Cumhurbaşkanına verir. Cumhurbaşkanı izleyen yılın, yani 2019 yılının, örneğimizde 2018'e aitti ya kesin hesaplar. 2019 yılın Haziran ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı bunu sunar. O zaman bize soruda, 47. soruda, yani KPSS 2013 yılında sorulan soruda kim ne soruluyor? Teklifi hazırlayan organ soruluyor, sunan sormuyor, sorulmuyor. Ama tabii ki bu soruyu da güncelledim arkadaşlar. O zaman Strateji ve Bütçe Başkanlığı yoktu. O zaman bu arada Cumhurbaşkanlığı da sunmuyordu eskiden bunu meclise. Şimdi Cumhurbaşkanı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı sunuyordu o dönemde. Ama hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanı'dır, sunan Cumhurbaşkanı'dır. Bunu lütfen unutmayalım ve 48. soruya geçtik arkadaşlar. Hadi buna da bakalım lütfen. Yani siz de bu soruyu cevaplayın. Ben de o sırada konuyla ilgili biraz konuşayım. Tevzinle ilgili hangisi doğrudur diyor. Tevzin dağıtma, bölüştürme, paylaştırma, mali tevzinden hatırlayın. Semanur B dedi, Hülya A dedi, Ayfer de B dedi. Bir A, iki B var. Bakalım cevabımız ne olacak? B denkleştirme Semanur dedi. Evet, Çağla da B dedi. Tevzinle ilgili diyor 48'in soruda. Hangisi doğrudur diyor. Cevap Bursa olacak. Tevzin neydi arkadaşlar? Dağıtma, bölüştürme, paylaştırma, denkleştirme. Adana'da diyor ki gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına önceden yetki verilmesidir diyor. Önceden yetki vermek falan değil Tevzin. Tevzin bütçede yer alan kamu gelir ve giderlerinin tahminen denk olmasıdır. Zaten ismi denkleştirme, denklik, dağıtma, bölüştürme. Hatta dedim ki size maliyede iki tane 4T var. Bunlardan birincisi devlet bütçesinde, bir diğeri de vergi teorisindedir. Vergi teorisindeki 4T, tar, tebliğ, tahakkuk, tahsil de hatırlarsanız. Ama vergi teorisindeki tar, tebliğ, tahakkuk, tahsil, devlet bütçesindeki ise tahmin, tahtit, tasdik, tevzindi. Burada bir sıralama yok. Ama vergi teorisinde tar, tebliğ, tahakkuk, tahsil sıralaması var. Tahmin, bütçe bir tahmin belgesidir. Tasdik, bütçe bir onaylanmadan yürürlüğe giremez. Tahdit, belirli bir süreliğine hazırlanır. Tevzin, bütçenin denk olması gerektiğini savunur diyor. O yüzden cevabımız da ne olur? Bursa. Evet, 49. soruya bakalım arkadaşlar. Hangisi özel bütçe kapsamındaki kuruluşlardan biridir diyor. Özel bütçe, iki sayılı cetvel arkadaşlar. Hangisi özel bütçeli kuruluşlardan biridir? Bakıyorum abi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Yargıtay, bunlar Devlet Arşivleri Başkanlığı genel bütçeli idaredir. Ama Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, sanki bu düzenleyici, denetleyici kurumlara giriyor gibi his yaratıyor ama özel bütçeli idarelerdir diyoruz. Özel bütçeli idarelerden biri de üniversitelerdir biliyorsunuz. 2010 sorusu, 50. soru, 2010 sorusu. Devlet bütçesinin son sorusu bu arkadaşlar. Az önce biraz bahsettim bu sorudan. Şimdi mali yıl içinde yedek ödenekten diyor. Yedek ödenekle alakalı bir soru. Evet, sizin de bu soruyu doğru yapacağınızı düşünüyorum. Evet, pardon, B. Sema B dedi, Hülya B dedi, Ayfer A dedi, Hakan B dedi, Fatma B dedi. Evet, doğru cevabımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? 50. sorunun cevabı Bursa. Nasıl yani? Diyor ki, mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı, yılın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Bakanlığı'nca ilan edilir diyor. Bakıyorum şimdi abi, yedek ödeneğe. Bakın, yedek ödenek. Şimdi genel bütçe ödeneklerinin %2'si kadar yedekte ödenek oluşturulur. Bu bütçe hazırlanırken ta en başta
genel bütçenin %2'si kadar oluşturulur dedim. Yedek ödenekten aktarma yapmaya yetkili organ kimdir? Cumhurbaşkanı'dır. Ve Cumhurbaşkanı yedek ödenekten nerelere ne kadar para aktarıldı, bunların türü, tutarı ve hangi idarelere para aktarıldı, bunun dağılımını yılın bitimini takip eden ilk 15 gün içerisinde, yani 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından yedek ödenekten 2019 yılında nerelere para aktarıldı, ne kadar para aktarıldı, bunu 2020 yılı 15 Ocağı kadar Cumhurbaşkanı ilan eder ve kamuoyuna açıklar. Ha, yedek ödenekten bir kuruma aktarma yapılmış ise o kurum aktarma yapamaz. Yani yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, yani bölümlerden diğer bölümlere aktarma yapılamaz diyorum.